Şimdiye kadarki derslerde doğal olarak ortaya çıkan zihin durumlarından söz ettik. Sonuçta uyumak veya uyanık olmak için bir çaba sarf etmemiz gerekmiyor. Ama bir miktar çaba gerektiren bilinç durumları da yok değil. Bu videoda uyarılmış bilinç durumlarından ikisi olan hipnoz ve meditasyona değineceğim. Hipnoz dendiğinde muhtemelen gözünüzün önüne Hollywood filmlerinde gördüğünüz ürkütücü adam tasviri gelir. Hani elindeki köstekli saati birinin gözünün önünde sallar, sallar, sonra da onu tavuk gibi gıdaklatır ya. Veya normalde asla yapmayacağı başka bir şey yaptırır ona. Ama korkmayın sakın, siz istemedikçe kimse sizi hipnotize edemez. Hipnozcunun gücü, hipnotize edilecek kişinin telkine ne kadar açık olduğuyla sınırlıdır. Bazı insanlar telkine birazcık da olsa açıktır. Bunu bu videoyu izlememiş biriyle test edebilirsiniz. Ona ayağa kalkmasını ve gözlerini kapatmasını söyleyin. Sonra ona deyin ki, ileri geri sallanıyorsun. Yani ileri geri sallanmasını söylemeyin, sallanmakta olduğunu söyleyin. Çoğu insan bunu duyduğunda sallanmaya başlar. Tabii öncesinde sallanmadığını varsayıyoruz. Ama neyle karşılaşacağını bilen ve sallanmak istemeyen kişi ne diyecektir? Hı? Yemezler. Evet, yemezler diyecektir. Bu oyun o kişiye işlemeyecektir. Hipnotizmada da aynısı geçerli. Hipnozda genellikle insanlara rahatlamaları ve belli bir noktaya veya soluk alıp verme gibi içsel bir işleve odaklanmaları söylenir. Bu şekilde telkine daha açık olurlar çünkü. Tabii eğer bunu istiyorlarsa. Hipnoz durumuna geçtiğinizde EEG beyninizdeki alfa dalgalarının arttığını tespit eder. Yani uyanık ama rahatlamış bir durumdasınızdır. Bazıları hipnozu kullanarak unutulan hatıraları ortaya çıkartmaya çalışır ki bu tehlikeli olmakla kalmaz, bilimsel de değildir. Çünkü hafıza kolaylıkla değişebilir. Çünkü bilgileri beynimize bir video kamera gibi kaydetmiyoruz. İşte bu nedenle de eski hatıraları ortaya çıkarttığını iddia eden kişiler aslında sahte hatıralar yaratıyor olabilir. Niyetleri bu olmasa bile hipnozcuların yöneltici soruları ve beklentileri buna yol açabilir. Bazılarına göre hipnozla dikkatin başka yere odaklanması da sağlanabilir. Bu nedenle hipnoz acı ve ağrı tedavisinde de kullanılabilir. Örneğin araştırmalara göre hipnoz altındaki kişilerin beyinlerinde duyusal girdiği alan duyu korteksi normal işlevini sürdürürken duyusal girdiği işleyen bölgelerde faaliyet azalması gözlemleniyor. Bunun anlamı şu olabilir. Hipnoz duyu girdisini tamamıyla bloke etmese bile dikkatimizi bu girdiden uzaklaştırabiliyor. Bu da bazı insanların normal şartlarda dayanamayacakları acı uyarılarına dayanmalarını mümkün kılıyor. Ama daha önce de söylediğim gibi hipnozun işe yarayabilmesi için öncelikle işe yarayacağına inanmalısınız. İşe yaramayacağını düşünüyorsanız daha geleneksel ağrı kesicilere yönelmeniz daha iyi olur. Uyarılmış bilinç durumlarından bir diğeri ise meditasyon. Meditasyon sözcüğünün birçok tanımı var. Ama bizim ilgilendiğimiz tanım şu. İnsanların dikkat ve farkındalıklarını öz telkin yoluyla düzenlemesi. Meditasyon yönelimli olabilir veya özel bir şey üzerine yoğunlaşabilir. Bu şey çoğu zaman nefes alma olur veya kasları gevşetmek gibi şeyler de olabilir. Ama meditasyon odaksız da olabilir. Yani zihninizin özgürce uçuşmasına izin verirsiniz. Hafif meditasyon sırasında normal dinlenmede olduğundan daha çok sayıda alfa dalgası yayınlanır. Derin meditasyonda ise bunu genellikle sadece uzmanlar başarabiliyor. Mesela Tibetli rahipler. Beyindeki teta dalgalarında artış gözlemleniyor. Bu dalgalar uykunun bazı evrelerinde de yayınlanıyor ama meditasyon sırasında uyanıksınız. Meditasyonun uzun vadeli etkilerine dair çok fazla araştırma yok. Ama bazı araştırmalara göre düzenli olarak derin meditasyon yapan insanlarda bazı beyin faaliyetleri meditasyon dışında da artıyor. Prefrontal kortekste, sağ hipokampus ve sağ anterior insulada faaliyet artışı gözlemleniyor. Bu da bu insanların dikkatlerini yönetebilme yeteneklerinin geliştiği anlamına geliyor. Meditasyonun amacı da bu zaten. O halde iyi bir şey bu. Dikkati yönetebilme yeteneğinin bu yolla geliştirilebilmesi, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi dikkate bağlı bozukluklar yaşayan hastalar için olumlu sonuçlar yaratabilir. Hatta doğal yaşlanmaya bağlı dikkat eksikliklerinden kaçınmaya çalışanlar için bile faydalı olabilir.